Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. İhlas medyan Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Türkiye karşıtlarının Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na neden destek verdiğinin perde arkasını yazdı. Yaşar'a göre İmamoğlu ve Batılı dostları 23 Haziran'ı ölüm kalım meselesine çoktan çevirdi. Topa giren girene. Almanya'dan dikkat çekici hamleler peş peşe geldi. Merkel'in partisi CDU'nun yeni lideri Karen Bağva, Ekrem Bey'e kol kanat gerdi. Dayanışma çağrısında bulundu. Şaşıracak bir şey yok. Binali Yıldırım'a destek verecek değiller herhalde. Türkiye her yerde mücadele içinde. İstanbul'daki seçimler çok önemli. Ama Libya'da çok önemli. İşin özeti şu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği hepsi ayrı telden çalıyor. Kambersiz düğün olur mu? Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de orada. İstikrarsızlaştırılmış, parçalara ayrılmış bir ülkeyi yönetmek daha kolaydır. Karmaşa çıksın, herkes birbirini öldürsün. Telekom yapısı çöksün. Binalar yerle bir olsun. Aynı Suriye ve Irak'taki gibi. Yaşar İstanbul'da seçim var diye Türkiye'nin içine kapanmayacağına dikkat çekiyor. Batı'nın Türkiye'de emlak almayın çağrısının işe yaramayacağına vurgu yapıyor. Hadi Batı tamam. Körfez ülkeleri de topa direkt girdi. Arab News, Al Arabiya, Okaz Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud yayın organları. Açın bakın. Gündüzün üçünde de sabahın beşinde de aynı yayın var. Erdoğan şöyle kötü, böyle tek adam. Turizm boykot çağrıları tutmadı. Şimdi Türkiye'den emlak almayın, sizi dolandırırlar diyorlar. Utanmadan, sıkılmadan yüzlerce, binlerce kez aynı şeyleri yazıp çiziyorlar. Çok yazınca uluslararası kamuoyunun da inanacağını sanıyorlar. Yaşar'a göre hedef Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp yönetmek. Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması şart. İlk yedik artık açılmalı. Geç bile kalındı. 17 sene oldu. Batı yönetebileceği bir iktidar istiyor. Nereden çıktı bu Erdoğan? Başımıza bela oldu. Güçsüz, sorunlarla boğuşan Türkiye bulunmaz Bursa kumaşı. Son 200 senede olduğu gibi. Bütün Batı Ekrem Bey'in etrafında niye kümelendi? Mesele İstanbul seçimleri değil. Sen daha anlamadın mı?